Baksana. Nasıl atlıyorlar bu Muğla'nın Fethi ilçesindeki Babadağ'dan bu yılın ilk 7 ayında 73.670 yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi. İlçeye tatile gelen macera tutkunları karayolu ya da teleferikle yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'a ulaşıyor. Buradaki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2000 metre yükseklikte adrenalin dolu dakikalar yaşıyor. Merkezde yaşanan yoğunluk, turizmcilerin de yüzünü güldürüyor. Babadağ Teleferik Genel Müdürü Erkan Karaöz, Babadağ'ın özelliklerinden birinin dünyada sayılı denize dik ve direkt inebilen noktalardan olduğunu söyledi. Bölgede alternatif olarak 1200, 1700, 1800 ve 1900 metrede atlama istasyonlarının olduğunu belirten Karaöz, İnsanlar için hem kuzey hem güney alternatif noktalardan uçuş imkanları sağlayabildiklerini belirtti. Kışında hava şartlarından dolayı 1200 metreden uçuş yapılabildiğine işaret eden Karaöz, "Kışın riske atmak istemediğimiz için 1200 metreden hizmet veriyoruz. Teleferiğimiz de hizmet veriyor. Oradan atlayışlarımız devam ediyor. Bu hizmeti veriyoruz," dedi. Bu yılın 7 aylık dilimindeki atlayış sayıları ile ilgili bilgi veren Karaöz şöyle konuştu. Ne kadar aşağı yukarı 73 bin bir atlayışımız gerçekleşti. Bu solo ve tandem olarak gerçekleşti. Tabii şu anda Ağustos'un ortasındayız. Ekim sonuna kadar da ben bu yoğunluğun devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Ağustos itibariyle biraz yoğunluğumuz başladı. Bundan sonra Ekim sonuna kadar da devam edeceğiz diye düşünüyorum. Biz kapımızı çalan herkese ev sahipliği ve misafirlik yapıyoruz. Pistlerimiz bütün ülke vatandaşlarına açık. Şu anda İngiliz misafirler evet biraz daha yoğunlukta ama özellikle bu aylarda gurbetçi misafirlerimiz çok ziyaret ediyorlar, bizleri yalnız bırakmıyorlar. Çinli misafirler geçtiğimiz yıllara nazaran evet biraz düşüşümüz söz konusu. Ama onların da ben sürekli teşkil edeceğini düşünüyorum, geleceklerini düşünüyorum. Ve geri dönüşlerimiz ve feedbacklerimiz çok çok olumlu. Özellikle manzara konusunda eşsiz bir manzaraya sahip olduğunu yabancı ve yerli misafirlerimiz dile getiriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Eylül'de Babadağ'ın Dünya Paraşüt Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını vurgulayan Karaöz, dünyanın çeşitli ülkelerinden sporcular katılacaklar. Türkiye'nin tanıtımı, özellikle teleferik turizminin bölgenin tanıtımı açısından çok ciddi olduğunu düşünüyorum diye konuştu. Bölgede 12 yıldır yamaç paraşütü pilotu Tuna Emrah Gökse, dünyanın en iyi kalkış alanı olduğu için tatilcilerin bölgeye rağbet ettiğini dile getirdi. Gök, bu yıl yerli turistlerin yanı sıra çoğunlukla İngiliz ve Çinli turistleri uçurduklarını kaydetti. Gök, dünyanın hiçbir kalkış alanından denizin görünmediğini belirterek, "Burası o anlamda dünyada tek. Kalkıştan 3 dakika sonra denizin üzerindeyiz ve Ölüdeniz manzarasını görüyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Korkacak hiçbir şey yok. Yamaç paraşütümüz dünyanın en güvenli hava araçlarından bir tanesi," ifadelerini kullandı.